Yani istersen bu Mehmet Ağar konusuna filan da girebiliriz. Zaten o da Geliyorum, bu oraya geliyorum. Oraya büyük resmin geliyorum bir şimdi. parçası. Büyük resmin bir parçası. Evet, Erkaç Erer bu Süleyman Soylu döneminde vatandaşlık verilmiş isimlerle ilgili olarak Süleyman Soylu döneminde verilen vatandaşlıkların iptal edilmeye başlandığını anlattı. Özellikle İranlı dolandırıcı Sait Emir'i söyledi ve Sait Emir'in feromonlar çetesi kurmasını anlattı. Yine silah ruhsatı ve çakarlı araç verilen Ahmet Nazari'yi anlattı. Nazari'nin Avrupa'da büyük bir dolandırıcılık şebekesi kurduğunu, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Sedat Peker'e infaz ile görevlendirildiğini gündeme getirdi ki Sedat Peker o dönemde attığı tweetlerle bu özellikle Rusya'daki Rusya mafyası tarafından kendisinin infaz kararı ile ilgili Birleşik Arap Emirlikleri'ne gönderildiğini, hatta böyle bir satır aralarında da o gönderilenlerin de paketlendiğine yönelik olarak da bir mesaj vermişti. Şimdi 3 yıl öncesine falan gittiğimde onları görüyorum. 2 yıl öncesi falan. Nedir bu? Yani Süleyman Soylu döneminde vatandaşlık verilmiş Interpol tarafından aranan kimi isimlerin vatandaşlığı şimdi niye iptal ediliyor? Ben bunu yine seçimden sonrası için operasyonlara büyük bir temizlik yani adeta devletin içerisinde yeni bir paralel devlet olarak ortaya çıkmış bu çeteye karşı bir ön hazırlık olduğunu düşünüyorum. Yani bu tarz olumlu gelişmelerin çünkü daha Mehmet Ağar'a dokunulamıyor. İşte Mehmet Ağar kadrolarına dokunulamıyor henüz. Hala emniyette etkinler. Süleyman Soylu kadroları da zaten pek çok yerde Mehmet Ağar kadrolarıyla kesişiyor ama yani kısmen temizlik veya değişiklikler yapılsa da beklenen hızla ve beklenen ölçüde yapılamadı Ali Yerlikaya geldiğinden beri. Yargı ayağında zaten hemen hiç ilerleme kaydedilemedi. Ama yargı ayağında da büyük bir değişiklik ve tasfiye süreci bekleniyor. Yani mutlaka ki Ali abi senin de duyumların vardır ve zaten konuşuluyor. Bir de yani son işte Eylül ayından beri yaşadıklarımız veya yazdan beri genel seçimden beri Ali Yerlikaya'nın bakan olmasından beri yeni Bakanlar Kurulu'nun açıklanmasından beri yaşadıklarımız ortada ama beklenen hızla gidemiyor. Yani mesela MİT'in yargı ile ilgili bir rapor olduğu filan söyleniyor biliyorsunuz. Onun gerekleri öyle bir rapor var ise ki ben olduğunu düşünüyorum. Sadece düşünüyorum hani bilgi olarak değil bu bir analiz. Bunların gerekleri henüz yapılamadı. Hepsinin ben çok büyük bir operasyon dalgası olarak yerel seçimden sonraya saklandığını düşünüyorum. Dolayısıyla bu vatandaşlıkların iptal edilmesi filan da bir ön hazırlık. Hem Soylu hem Mehmet Ağar kadroları mesela Ahmet Nazari'nin Mehmet Ağar'la yakınlığı, işte Sedat Peker'i öldürmek için ayarlandığı vesaire konuları malum. Hepsinin bu Mehmet Ağar ve Süleyman Soylu kadrolarının da tasfiyesi MHP ile birlikte buna yönelik ön hazırlık olduğunu düşünüyorum özet olarak Ali abi. Ama Sen tabii özellikle Erol Ayyıldız'dan bahsediyorsun. Bu Emniyet Genel Müdürü Ahmet evet Nazari'ye şu silah anki ruhsatı veren dönemin Eskişehir valisi. evet yani Ali Yerlikaya geldikten sonra aslında ilk belki hatırlarsınız devir teslim töreninde Soylu'dan İçişleri Bakanlığı'nı aldığı yanlış hatırlamıyorsam yani devir teslim töreninde yanında en yakınında böyle kurmay olarak dikkat çeken Mustafa Çalışkan vardı. Soylu'yla da bir takışması olan eski İstanbul 15 Temmuz gecesinin İstanbul Emniyet Müdürü. Mustafa Çalışkan'ın daha yani Soylu döneminde işte kızağa çekilmişti bir yerde. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı yapılmıştı. Yani bir yerde pasif görev. Büyük bir şehrin il emniyet müdürlüğüne göre. Ve kendisinin mesela Emniyet Genel Müdürü olması kulislerde adı geçiyordu yani gündemdeydi ve fakat Erol Ayyıldız oldu. Erol Ayyıldız Emniyet Genel Müdürü oldu. Erol Ayyıldız kim? Eski Eskişehir valisi. Hatta zannediyorum bir dönem Engin Dinç'le beraber de Engin Dinç Eskişehir Emniyet Müdürüyken kendisi de Eskişehir valiliği yaptı. Yani beraber de çalıştılar. Ki Engin Dinç de bu yani Mehmet Ağar kadrolarına, Milli Damar dediğimiz kadrolara yakın. Şu anda Ankara İl Emniyet Müdürü yapılmış. Bagajı dolu. Çok tartışılan bir isim halen. Ahmet Erol Acar, Ayyıldız da Ahmet Acar diyorsun.
Ahmet Acar da personel genel daire başkanı. Personel daire başkanı, özür dilerim. Personel daire başkanı yapıldı. Şimdi Ahmet Acar'la da ilgili son dönemde, yani birkaç aydır bir takım iddialar aslında gündeme getiriliyor. Hatta Sabah gazetesi istihbarat şefi Abdurrahman Şimşek de isim vermeden işte bu konuyu da yazacağız detaylarıyla filan, nasıl kumpaslar kurduğunu işte iki emniyet müdürüne 10 sene kadar önce, işte 2010'larda hatta 10-14 sene önce, bunları anlatacağız, yazacağız detaylı filan dedi isim vermeden. Hatta son böyle 10 gündür 15 gündür de Ali abi, Ömer Zeren isimli bir emniyet müdürü Twitter hesabından çok önemli ifşalarda bulunuyor. Bunu Tolga Şardan da yazdı. Ahmet Acar'ı eleştiriyor. Bundan sonra artık Abdurrahman Şimşek de Ömer Zeren'in bu ifşalarından sonra adını vererek bu konunun takipçisi olduğunu dile getirdi. Yani Sabah gazetesi, Berat Albayrak'a yakın özel istihbarat şefi, koordinatörü, gazeteci Abdurrahman Şimşek. Dolayısıyla bir kaynama var. Yani daha önce de mesela Abdurrahman Şimşek, Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'i Ankara Emniyet'in dikkatle izliyoruz diyerek yine eleştirmişti. Bunların hepsi benim bu milli damar dediğim MHP'ye yakın yapının, Mehmet Ağar'a, Soylu'ya yakın yapının, böyle basitçe anlatmak gerekirse, tam olarak tasfiye edilemediğini, Berat Albayrak'a yakın işte Sabah gazetesi Cenan'ın da ve Bilal Erdoğan'a yine yakın bu durumdan hoşnut olmadığını, istenilen değişikliklerin henüz tam olarak gerçekleştirilemediğini, mesela belki Mustafa Çalışkan gelse böyle deniyordu, çok hızlı ve çok sert bir şekilde değişikliklere gidecekti emniyet genel müdürü olsaydı, bunlar engellendi. Engin Dinç yine Ankara Emniyet Müdürü olunca, Servet Yılmaz sonrası bir yerde Ankara en sıkıntılı şehirlerden birisi, adliye yönünden de emniyet yönünden de ve başkent olması sebebiyle Ankara'nın temizliği önünde bir engel, bir direnç olarak Servet Yılmaz gitmiş olsa bile Engin Dinç kaldı diyebiliriz mesela. Yani bu tarz bir yavaş ilerleyen süreç var, istenilen seviyede hızlı ilerlemeyen. Görünen o ki yerel seçim sonrasına ertelendi. Çünkü gerilim devam ediyor. Bugün işte MHP'nin kuruluşunun 55. yıl dönümüydü. Ve Devlet Bahçeli yine Anayasa Mahkemesi'ni ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı ve bir bütün olarak Anayasa Mahkemesi'ne hedef aldı. Anayasa Mahkemesi'ne milli güvenlik sorunu dedi. Yani hani sözün bittiği yer. Anayasa Mahkemesi'ne milli güvenlik sorunu dedi Devlet Bahçeli. Ben de hatta tweet attım, yani asıl milli güvenlik sorunu, yani Anayasa Mahkemesi'ne milli güvenlik sorunu diyenden, mafya bozuntularına dava arkadaşım diyenden daha büyük milli güvenlik sorunu yoktur dedim. Yani sözün bittiği yer. Şimdi Anayasa Mahkemesi üyelerini, 10 tanesini, 10'unu Sayın Erdoğan atadı. Sayın Erdoğan'a söyleyemediğini Devlet Bahçeli acaba Anayasa Mahkemesi'ne mi söylüyor? Anayasa Mahkemesi üzerinden mi söylüyor? Sayın Erdoğan muhakkak ki bunların farkında. Ben yerel seçimden sonra bunları yani yutkunmayacağını düşünüyorum Sayın Erdoğan'ın. Belli bir plan dahilinde hareket ettiğini, özellikle birkaç kurmayıyla beraber, İbrahim Kalın gibi, Ali Yerlikaya gibi. Tabii ki oğlu Bilal Erdoğan'ın da hazırlıyor bir şeylere. O da görülüyor, konuşuluyor zaten. Yine Berat Albayrak hakeza bir destekçi olarak kare as içerisinde belki sayılabilir. Bu şekilde bir mücadele içerisinde olduğunu düşünüyorum.